Merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Ne yapacaksınız derseniz bugün sizlere sulu köfte tarifi vereceğim arkadaşlar. Hazırsanız malzememize geçelim. Burada yaklaşık 400 gram kıymam var. Şimdi arkadaşlar ilk olarak köftelerimizi yapmakla başlıyoruz. Kıymam içerisine şöyle orta boy soğanımı rendeledim. Acı suyunu da aldım. Onu koymuyoruz. Şöyle soğanımı koyuyorum. Burada da 2 diş sarımsağım var. Onları da rendeledim. Onu da ekledim soğanla birlikte. İkisini de rendeledim. Yaklaşık şöyle bir çay bardağı ince bulgurum var. Onu da ekledim. Bu kadar yeterli olacak. Şöyle bir çay kaşığı tuz ekledim arkadaşlar. Şöyle hatta biraz daha fazla koyacağım. Evet, burada da bir çay kaşığı pul biberim, karışık baharatım ve karabiberim var. Onları da şöyle iç harcımın üzerine döktüm. Burada da doğramış olduğum bir miktar maydanozum var. Evet, şimdi güzelce köftemi yoğuruyorum sevgili hanımlar. Ne kadar çok yoğurursak o kadar çok güzel olur köftelerimiz. Hiç dağılmaz. Mutlaka yoğurmamız gerekiyor. Bayağı bir yoğuracağım. İyice kıymaların birbirini tutacak. Sevgili hanımlar, köfte harcımı yaklaşık bir 5-6 dakika yoğurdum. Bakın çok güzel kıvam aldı. Şimdi sıra geldi şeklini vermeye. Şu şekilde elime biraz harcımdan alıyorum. Şöyle bilye büyüklüğünde bütün köftelerimi yuvarlayacağım. Bakın hani bu şekil. Bütün köftelerimi yuvarlayacağım. Evet sevgili hanımlar, gördüğünüz gibi bütün köftelerimi yuvarladım. Şöyle tepsimi hafif unladım. Köftelerin birbirine tutmaması için şu şekil hepsini salladım. Bakın çok da güzel oldu. Şimdi sıra geldi yemeğimizi ocakta pişirmeye. Şöyle ocağıma bir tane derin bir tenceremi aldım. Ocağımın altını yakıyorum. Bir miktar sıvı yağ ekleyeceğim. Şöyle iki tahta kaşığı yeterli olacak. Tereyağımı da ekledim. Şimdi sıra geldi güzelce soğanımı kavurmaya. Bir yemek kaşığı salçamı ilave edeceğim. Benim salçam karışık. Hem biber hem domates. Bir yemek kaşığı domates salçamı da ilave ediyorum. Tekrardan şöyle güzelce kavuruyorum sevgili hanımlar.
soğanlarım, salçam bir güzel kavruldu. Şimdi sıra geldi. Burada yaklaşık 4 tane orta boy patatesim vardı. Doğradım. Şimdi onları da tenceremi boşaltıyorum. Tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. Patateslerimi de şöyle 1-2 dakika yağda kavuracağım. Bu kadar yeterli olacak. Patateslerim de kavruldu. Şimdi sıra geldi sıcak suyunu eklemeye. Şöyle kaynamış suyumdan patateslerimin üzerine geçecek şekilde suyumu ekledim. Evet sevgili hanımlar. Bu kadar suyu yeterli oldu. Eğer suyunu çekerse daha sonra tekrardan sıcak su ilavesi yaparım. Şimdi patateslerimi bir yaklaşık bir 4-5 dakika kısık ateşte pişireceğim. Daha sonra köftelerimi ekleyeceğim. Patatesler sert olduğu için geç kaynıyorlar biliyorsunuz. O yüzden bir 4-5 dakika kısık ateşte kaynatıp tekrardan buluşalım. Evet sevgili hanımlar. Yemeğim tam yaklaşık 4-5 dakikadır kısık ateşte pişirdim. Şimdi sıra geldi köftelerimi tencereme eklemeye. Şöyle dağıtmadan karıştırdım. Köftelerimi de saldım arkadaşlar. Şimdi yaklaşık bir 6-7 dakika daha kadar pişireceğim. Zaten patateslerim pişmek üzere. Köftelerim de piştikten sonra altını kapatacağım. Şöyle bir miktar tekrardan sıcak su ekledim. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Ateşte dediğim gibi köftelerim pişene kadar kapağını kapatacağım arkadaşlar. Patateslerim pişmiş, yumuşamış. Kapağımı kapatıyorum. Ocağımın altını tekrardan kısıyorum. Kaynamaya bırakıyorum yemeğimi. Evet sevgili hanımlar. Sulu köfte çok güzel bir şekilde pişti. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Bakın çok güzel oldu. Umarım bu tarifi sizler de denersiniz. Evet, bir videomun daha sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.